Motosikletlerde bir sistem düşünün. Hafta sonu gazlarken, güzel yollarda kullanırken, zevk için sürerken debriyajı kullandığınız, vitesi attığınız ama ne zamanki şehir içine girdiğiniz dur kalk trafiğinde hiç debriyajı kullanmanıza gerek olmayan yepyeni bir çözüm. Honda işte tam olarak bu sistemi geliştirdi. Çok basit bir sistem ama aynı zamanda aşırı derecede işlevsel. Adına da e-Clutch diyorlar. Bu sistemi internette insanlar farklı yorumlamış. Ama gerçekte bu bir otomatik şanzıman değil. Daha çok elektronikleştirilmiş, otomatikleştirilmiş bir debriyaj sistemi diyebiliriz. Çünkü bu sistemde vitesi hala sizin değiştirmeniz gerekiyor. Vites koluyla aşağı yukarı çekerek vitesi atmanız lazım. Ama bu sistemde istemediğiniz zaman debriyajı kullanmanıza gerek olmuyor. Bu sistemin parçalarına ve nasıl çalıştığına baktıktan sonra rakibi gibi gözüken ama hiç de öyle olmayan DCT gibi otomatik şanzımanlar ve quick shifter gibi sistemlerle de karşılaştıracağız. Şimdi bu sisteme yakından bakalım. Honda bayağı güzel bir animasyon yapmış ve beni bütün bunları yapmaktan kurtarmış. Başladığım zaman burada CBR 650 R'ın motorunu ve motor bloğunu görüyoruz. Bütün parçaları da modellemişler. Gördüğünüz gibi 4 silindirli bir motor. Dörtlü headers'ı görüyoruz. Buradan baktığımız zaman ITB'leri görüyoruz hava emiş için. Arka tarafına geçtiğimizde soğutma boruları var. Buradan su kanalları geçiyor. Ve sağ tarafa baktığımızda üstünde e-Clutch yazan bu modülü görüyoruz. Bütün sistemde zaten burada gerçekleşiyor. Yakına girdiğimiz zaman içerisine daha net bir şekilde görebiliyoruz. İlk gördüğümüz turkuaz renkli şaft bizim manuel operasyondan gelen yani debriyaj kolunu sıktığınızda hareket eden şaft. Gördüğünüz gibi burada bir çatala bağlı ve bu debriyaj teliyle çalışıyor. Siz debriyaja bastığınız zaman bu teli çekiyor ve bu şaftı döndürerek şanzımanın ayrılmasını sağlıyor. Burada görüyoruz. Çektiğiniz zaman hop bütün şaft dönüyor ve debriyaj kavraması da açılıp siz bıraktığınızda kapanıyor. Bu normal manuel şanzımanlarda da gördüğümüz kullanılan sistem. İkinci gördüğümüz kısım motor kontrolü. Yani e-Clutch sisteminin devreye girdiği an. Burada sistemde ekstradan olarak gördüğümüz birkaç parça var. Birincisi buradaki iki elektrik motoru. Aklınıza bir soru gelebilir. Neden iki tane diye. Debriyajı kapatıp açmanın gerektirdiği bir tork ihtiyacı var. Bunu yapmaya sizin el kuvvetiniz yetiyor. Özellikle de debriyaj kolu bir kaldıraç gibi kullanıldığı için ekstradan tork uygulayabiliyoruz. Bu torku sağlayan motoru eğer tek bir tane kullansalardı biraz daha büyük, daha şişkin olurdu. Bu da yapısı itibariyle sürücünün ayağına vesaire çarpabilir, çok çıkıntı yapabilirdi. Onu yapmak yerine iki tane küçük kullanmışlar ki yerden kazanmak için daha küçük bir alana sığdırmak için. Onun dışında üstünde gördüğümüz buradaki dişli sistemi var. Çok karmaşık bir sistem değil. 1, 2, 3, 4 tane dişli sistemi görüyoruz. Bu dişliler sayesinde de torku ayarlayıp bu şekilde debriyajın açılıp kapanmasını sağlıyorlar. Döndüğü zaman hop yine debriyajımız ayrılıyor. Şu ortada yarı bir dişli görüyoruz ve üstünde bunun elektroniklere bağlı olduğunu görüyoruz. Bu da pozisyon sensörü. Yani sistem o an ne yapıyor? Motorlar hangi konumda? Debriyaj açılıyor mu, kapanıyor mu? Bunları da bu pozisyon sensörü sayesinde ECU'ya gönderip sistemin ne yaptığını ECU anlayabiliyor. Göreceğimiz üçüncü durumsa e-Clutch sistemi debriyajı ayırırken bir anda eğer sürücü debriyaja basmaya karar verirse ne oluyor? İşte o zaman e-Clutch devredeyken bakın bir şey yaptığı zaman sürücü mekanik bağlı olduğu için sistem sürücüye karşı gelemiyor ve sürücü ne derse o oluyor. İşte bu sayede farklı senaryolarda farklı şekillerde davranabiliyor. Bence birinci ve en önemli senaryo şehir içi trafiğine girdiğinizde. Normalde motosikletle İstanbul trafiği gibi yoğun bir trafiğe girdiğinizde sürekli dur kalk yaparsınız. Birinci viteste sürekli işte debriyajı yarı kavra, ilerle, tekrar dur, debriyaja bas. Artık bir yerden sonra böyle motorcuların parmakları ağrımaya başlar. Hatta böyle koluna kramp girmeye falan başlar. Bu da bu işin bütün zevkini böyle o anlığına alır. Durur haldeyken bile çalışıyor. Yani birinci vitestesiniz, duruyorsunuz. Gazı açtığınız an, ilerlemek istediğiniz an bu sistemi devreye alıyor. Motorlar çalışıyor. Kavramayı kapatmaya başlıyor. Ve sıfırdan kalkış yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde dura da biliyorsunuz. Yine debriyajı kullanmanıza gerek yok. Frene bastınız, durdunuz. Yine durur haldeyken e-Clutch sistemi devreye giriyor. Sadece bu koşul altında otomatik bir şanzıman gibi diyebiliriz aslında.
hız ve devir sensörlerinden aldığı verilerle eClutch diyor ki evet kavramayı yapmalıyım, yarı kavrama yapmalıyım. Kalkışı sağladım. Bundan sonra tam kavrama yapıp devam edebilirsiniz. Ve bunu hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Hatta bu işleri manuel yaparken artık bir yerden sonra böyle kola kramp girdiği için debriyaj elinizden kayar. Bazı motorcular ne dediğimi anlayacaktır. O tip durumlarda işte böyle bir anda motor zıplar falan. Bütün bunların önüne geçmiş oluyorsunuz. Biraz hızlandınız, artık birden ikiye atmanın vakti geldi. eClutch sistemi bu durumda yine hiç debriyaj kullanmadan her şeyi yapmanızı olanak sağlıyor. Ama vitesi yine sizin değiştirmeniz gerekiyor. Burada çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. eClutch hemen kavramayı ayırıyor. Siz de mekanik olarak vitesi 2'ye atmış oluyorsunuz. Arkasından da eClutch kavramayı kapatıyor. Ama siz bu işlemi manuel olarak debriyaja basarak yapmak istediğinizde bunu da yapmanız mümkün. Sizi herhangi bir şekilde hiç karışmıyor. İşte mekanik olarak bağlı olmasının en büyük avantajı da burada ortaya çıkıyor. Ben debriyajımı kendim kullanırım, şu an yollar güzel, istediğimi yaparım dediğiniz anda da siz debriyajı sıktığınız an debriyaj çatalına mekanik bağlantı telle olduğu için o teli çekiyorsunuz ve eClutch'ın o an ne yaptığının pek bir önemi yok. Sürücü ne derse o olmuş oluyor. İkinci avantajı da vitesi yükseltti ama asıl iş motosiklette vitesi düşürebilmek. Çünkü rev match dediğimiz ama halk arasındaki tabirle ara gaz vermek denen bir durum var. Otomobillerde de bu geçerli ama motosikletlerde biraz daha hayati önem taşıyor. Örneğin siz 4. viteste 7000 devirde gidiyorsunuz ve 3. vitese geçmek istiyorsunuz. Haliyle motor devrinin 7000 devirden örnek olarak 9000 devire çıkması lazım. Normalde manuel viteste sorunsuz ve kesintisiz bir geçiş yapabilmek için debriyaja bastınız, biraz gaz verdiniz ki o devir yükselsin, düştüğünde 9000 devire gelebilsin. Tam o sırada vitesi geçirip sonra debriyajı bırakmanız gerekiyor. Rev match, yani devri tutturma diye çevirebileceğimiz bir tabir buradan geliyor. Aksi takdirde debriyajı böyle bir anda bıraktığınızda motor devri o kadar hızlı yükselemeyeceği için bir direnç gösterecektir. Ve bu direnç sonucunda da motosikletin arka lastiği kilitlenebilir. Bunu özellikle acemiler çok fazla yaşayabiliyor. Ve o an kaygan bir zemindeyseniz, viraj içinde vites değiştirmemek gerekiyor ama bunu yaptıysanız, bu gibi durumlarda genelde motosikletin pek bir hata kabul eden yanı yok. Arka lastik kilitlendiği an kayıp düşebilirsiniz. Ama eClutch bunu da hallediyor. Siz vites düşürdüğünüz zaman eClutch sistemi aynı zamanda motosikletin ECU'suyla da konuşabiliyor. Yani motor kontrolüyle de bir bağlantısı var. Doğal olarak o geçiş sırasında rev match yapıyor. Ara gazı veriyor, devri yükseltiyor ve sizin yine hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Debriyaj kullanmak istemediğinizde vites pedalını aşağı ya da yukarı ittirerek vitesi değiştirmeniz yeterli. Bütün geri kalan işlemleri eClutch hallediyor. Az önce bahsettiğim mekanik bağın bir güzel yanı da modlar arasında geçmeniz, düğmeyle bir şey seçmenize, ekrandan bir yerlere gitmenize falan hiç gerek yok. Yani eClutch sistemini şimdi aktive edeyim, şimdi kapatayım, ama otomatik moda geçeyim, manuele geçeyim gibi bir şey yok. Bu da özellikle keyif açısından güzel bir avantaj sağlıyor. Derseniz ki ben performanslı kullanacağım, rev match'imi kendim yapacağım, biraz motosikletimin tadına varacağım, o zaman direkt debriyajı kullanarak çat çat vitesleri düşürüp ya da yükseltebiliyorsunuz. Ne zaman ki şehir içine bir anda trafiğe girdiniz, o zaman hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan otomatik debriyaja devam edebiliyorsunuz. Benim aklımda şöyle bir soru vardı. eClutch sistemi bir şey yaparken aynı anda sürücü de debriyaja basarsa nasıl bir hissiyat olacağı? Bu da yine mekanik bağ sayesinde çok mantıklı bir şekilde ilerliyor. eClutch şaftıyla sizin normal debriyaj şaftınız üst üste bağlı. O yüzden eğer eClutch o anda debriyajı ayırdıysa siz de debriyaja basmaya çalıştığınızda bir boşluk hissediyorsunuz. Çünkü hali hazırda o sizin yerinize basmış oluyor. Bu da şu açıdan güzel. Özellikle son zamanlarda artık her şeyin elektronikleşmesiyle bu tip bağları koparmaya başladılar. Otomobillerde direksiyon sistemleri bile artık mekanik bağ olmaktan çıktı. Doğal olarak feedbackleri de yapay olmaya başladı. Burada Honda İşte tamamen debriyaj telini kopartayım, her şey elektronik olsun, debriyaj teline de bir titreşim motoru koyayım, oradan ne olduğunu anlatayım vesaire gibi şeyler yerine tamamen sistemi mekanik tuttuğu için çok daha mantıklı, güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki benzer sistemler var. Quick Shifter var. Onda da debriyajı hiç kullanmadan pat pat vitesleri değiştirebiliyorum.
Quickshifter'ın çalışma mantığı E-Clutch'tan çok daha farklı. Quickshifter sistemi tamamen debriyajsız bir şekilde vites değiştirmek üstüne. Normalde eğer devri tam tutturursanız debriyajı hiç kullanmadan zaten mekanik sistemlerde de vitesi geçiştirebilirsiniz. Arabalarda da böyle, motosikletlerde de böyle. Yani siz yine 9000 devir çeviriyorsunuz. Bir vites yükselttiğiniz zaman 7000 devire gelecek. Eğer motorun devrini 7000 devire düşürürseniz tam o anda hiç debriyajı kullanmadan vitesi mekanik olarak tıkırt diye geçirebilirsiniz. Quickshifter da tam olarak bunu yapıyor. Vites pedalına bağlı olarak bir tane de elektronik sistem var. Sistem vitesi yükseltirken o da ateşlemeyi kesiyor. Bu sayede tam o geçiş esnasında devir biraz düşüyor ve debriyaj hiç kullanmadan vitesi bir büyük vitese takabiliyorsunuz. Ve bu değişim anında debriyaj hiç açılıp kapanmıyor. Hep kavrama pozisyonunda kalıyor. O yüzden de bu sistemi kullanmak standart yollarda, şehir içinde pek mantıklı değil. Geçişler biraz daha mekaniktir. Her zaman geçemeyebilir. Devri tutturmanız lazım. Özellikle racing bike'larda, pistlerde giderken, yüksek devir çevirirken Quickshifter gayet güzel çalışır. Ama bu devir tutturmayı şehir içinde 10 km hızla giderken, işte 2000-3000 devir çevirirken yapmanız pek mümkün değil. Ve o geçişleri hissedersiniz. Motoru böyle biraz sallayabilir. Daha mekanik bir geçiştir. E-Clutch sistemine baktığımızda ise debriyajı kullandığı için çok daha yumuşak geçiş sağlıyor. Ve eğer daha sportif bir sürüş istiyorsanız ekrandan debriyajın ne sertlikle geçeceğini seçebiliyorsunuz. Bu arabalarımızda da şanzıman için işte sport modu almak gibi daha yumuşak konforlu isteyebilirsiniz. Ya da pistteyseniz daha sert, daha hızlı geçişler isteyebilirsiniz. Bir de motosikletlerde otomatik şanzımanlar var. Yine Honda'nın DCT'si çift kavramalı otomatik bir şanzıman. Arabalarda da bildiğimiz işte DSG gibi, EDC gibi. Bunlarda debriyaj kolu tamamen yok. Debriyajı siz hiçbir şekilde kontrol edemiyorsunuz. Bunlarda da manuel modlar var. Kendiniz değiştirebiliyorsunuz ama arabalardaki pedal shifter gibi sadece düğmeyle arttırıp azaltabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman ben debriyaja basayım vesaire gibi bir şey hiçbir şekilde yok. O yüzden E-Clutch zaten otomatik bir şanzıman değil ve onun yerini alan bir sistem de değil. Daha çok iki dünyayı böyle mantıklı bir yerde buluşturup hem şehir içinde hem de sportif sürüşte ben her istediğimi yaparım ya da piste gittim sıfırdan kalkacağım, launch kontrol yapayım, debriyajı ben kontrol edeyim gibi yerlerde istediğiniz zaman yapmanıza olanak sağlayan bir sistem. Zaten bu sistemi de ilk olarak CBR650R ve CB650R modellerinde gördük. Bu motorlara bakınca aslında E-Clutch sisteminin de hangi kullanıcı profiline daha uygun olduğunu biraz daha anlayabiliyoruz. Özellikle CBR650R gerçek bir racing bike. 4 silindirli motor olmasıyla da son zamanlarda çok görmediğimiz o 600-650 cc bandında gerçek bir yarışçı motorunu ortaya çıkartıyor. Haliyle bu motoru alanlar çoğunlukla sportif sürüş isteyecektir. Debriyajını kendi kullanmak, piste gittiğinde launch kontrolü yapmak, süre kasmak, güzel havalarda, güzel yollarda tamamen manuel sürüş yapmak isteyecektir. Ama artık insanlar bu motorlarla şehir içine de girmek zorunda. Bir yerden bir yere giderken kullanmak zorunda ya da bazısı günlük olarak da kullanmayı seviyor. Bu gibi durumların bütün o üstünüzdeki yükünü alan bir sistem E-Clutch. O yüzden beğendiğimiz bir sistem. Her güzeli tabii ki bir kusuru var. Bu sistemde doğal olarak ekstradan bir miktar daha karmaşıklık ve ağırlık getiriyor. Ama günümüz koşullarına baktığımızda o kadar da karmaşık bir sistem değil. İki tane elektrik motoru, ufak bir dişli sistemi, bir tane de pozisyon sensörü var. Ve bunun toplam ağırlığını Honda direkt şu kadar diye söylemiyor ama E-Clutch olan versiyon ve olmayan versiyona baktığımızda arada 2 kilogramlık bir fark görüyoruz. Evet, motosikletler için ağırlık çok önemli. Çok hafif araçlar, o yüzden çok hızlı hızlanabiliyorlar. O yüzden bu kadar sportif his verebiliyorlar. Ama 2 kilogram oluşu bütün bu getirdiği avantajların yanında çok da büyük bir dezavantaja dönüşmüyor. Özellikle bu ağırlığın lokasyonu da önemli. Neredeyse sürücünün ayak seviyesinde olduğu için, debriyajın hemen yanında olduğu için motosikletin ağırlık merkezini de böyle yukarı çeken bir yerde değil. O yüzden sürerken bunu çoğu sürücü fark etmeyecektir bile. Bu 2 kiloluk ağırlığı anlamayacaktır bile. Ama buna rağmen getirdiği avantajlar bayağı bir fazla. Ve DCT gibi sistemlere nazaran çok daha basit bir yapıda ve onlara göre yine getirdiği ağırlık çok daha az düzeyde kalıyor. Siz bu sistemi beğendiniz mi? Bu seçenekle bir motor alır mısınız? Bunları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz.
Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Bu konu hakkında sormak istediklerinizi veya anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.